Kaldığımız yerden devam edelim. Bir örneğimiz var. Okuyalım sorumuzu. Parçacığın dengede olması için F1'in büyüklüğü ve tete doğrultusu ne olmalıdır? Bir önceki soruyla aynı tip bir soru. y düzleminin orijininde bir parçacığımız var ve üzerine F1, F2 ve F3 kuvvetleri etkimekte. Parçacığın dengede kalabilmesi için F1'in büyüklüğünü ve teta açısının büyüklüğünü soruyor. E, hesaplayalım. Hesaplamadan önce e, ben şunu yapmak istiyorum. Buradaki açıyı bilmiyoruz. Orada onu onun yerine burada bize bir üçgen verilmiş. Ben üçgenden açıya geçmeyi tercih ediyorum. Siz üçgeni kullanarak da 7 kN'lık şiddeti bileşenlerine ayırabilirsiniz. Ben açıyı kullanmayı daha çok seviyorum. Dolayısıyla buradaki açıya ben alfa dersem buradaki açı da alfa olur. Alfa'yı nasıl bulacağız? Üçgenimi şuraya alayım. 5, 4, 3 buradaki açıya alfa demiştik. Alfa'nın tanjantını kullanacağım. Dolayısıyla tanjant alfa, karşı bölü komşudan 4 bölü 3 olacaktır. Shift tanjantla, yani art tanjantla 4 bölü 3'ten biz alfa açımızı bulacağız. Burada alfa açımızı hesap makinesi yardımıyla hesaplayalım shift tanjant 4/3 53.13 olarak alfa açımızı buluyoruz. 53.13 derece şeklinde alfa açımızı bulduk. Şimdi sorumuza geri dönelim. E, parçacığın dengede kalmasını istiyoruz. Üç e, kuvvet etkimiş. F2 ve F3'ün bilgilerini, verilerini biliyoruz. Fakat F1 hakkında bir bilgimiz yok. Bizden zaten F1'in büyüklüğü ve teta doğrultusunu istemiş. Ee, başlayalım. F1 öncelikle kartezyen halde yazalım. F1'i kartezyen halde yazalım. F1 hakkında bilgimiz olmadığı için şöyle diyeceğim. F1x i şapka artı F1y j şapka birimi de kilonewton olsun. Diğer birimlerle aynı yapıyorum. Şimdi F2'mizi yazalım. E, f2'mizin X ekseninde bir bileşeni yok. Dolayısıyla sıfır olacak. Y şapka. E, y ekseni ise 3 kN şiddetinde. Büyüklüğü var. 3 yazalım. Fakat bakınız e, y'ye doğru yönelmiş. Dolayısıyla birim vektörü ne olacak? Eksiciye şapka olacak. Eksiyi baş alırsam şu şekilde F2 kuvvet vektörümüzü kartezyen formda ifade ettik. Biriminde kilonewton olarak ekliyorum. Şimdi F3'ü yapacağız. F3'ü nasıl yapacağız? Artık ben buradaki açıyı biliyorum. 53.13 şeklinde. X eksenini bulabilmek için 7 kilonewtonluk şiddetin kosinüs alfa ile çarparsam şunu bulacağım. Yani X eksen üzerindeki bileşenini bulmuş olacağım. Kosinüs alfa ile çarparsak. X bileşenini bulalım. 7 çarpı kosinüs 53.13 olacaktır. Fakat bakınız x bileşeni artı değil de eksi yöne doğru yöneldiği için özel birim vektörü eksi i şapka olacak. Dolayısıyla eksi başa geliyor. i şapka şeklinde yazıyoruz. Peki kuvvetimizin y bileşenini bulmak için ne yapacağız? E, bu sefer açımızın sinüsünü kullanacağız. O da bize şu vektörü verecek. Yani karşısındaki bileşeni verecek açının. O da buna eşit zaten. E, pozitif yönde olacak. Dolayısıyla artı yazabilirim. Birim vektörü şimdi. O da 7 çarpı sinüs 53. 13 J şapka şeklinde ifade edeceğim. Birimde kilonukton olarak yazayım. E, hızlıca F3'ü düzeltmek istiyorum. Öncelikle F1 yazalım. Hepsi şurada alt alta gözüksün. F1X I şapka artı F1Y J şapka kilonukton F2 yazalım. 0 I şapka eksi 3 j şapka kilo newton f3'ü yazalım eksi 7 çarpı kosinüs 53.13 onu yapalım 7 çarpı kosinüs 53.13 4.2 şeklinde buluyoruz. başında eksisini unutmayalım. Eksi 4.2 i şapka artı artı y bileşenini hesaplayalım. 7 çarpı sinüs 53.13 o da 5.6 şeklinde buluyoruz. 5.6 j şapka kilo Newton. Denge koşulumuz neydi? Denge koşulumuz parçacık üzerine etken tüm kuvvetin sıfır olduğu durumdu. Birim vektör şeklinde yazdığımız zaman Şöyle oluyordu. Fx i şapka artı Fy j şapka eşittir sıfır olmak durumunda. i ve j şapkanın şiddetlerinin bir olduğunu biliyorum ben. Dolayısıyla x eksenindeki bileşenlerin şiddetlerinin toplamı sıfır olmak durumunda. Ve y eksenindeki bileşenlerin şiddetlerin toplamı sıfır olmak durumunda. Buradan iki denklemimiz geliyor. Yani x eksenindeki bileşen şiddetlerin toplamı sıfır eşit olmak durumunda ve y eksenindeki bileşenlerin şiddetlerinin toplamı sıfıra eşit olmak durumunda. Burada x eksenindeki bileşenlerin şiddetlerinin toplamını sıfıra eşitleyelim karşısında. Vektörlerimizi burada bulduk. F1'den başlayalım. F1'in x bileşenin şiddeti F1x yazalım. Artı toplamını sıfıra eşitleyeceğiz. F2'nin F2 x bileşeni yok. Dolayısıyla sıfır. Artı F3'ün x bileşeni eksi 4.2 eksi 4.2 sıfıra eşit olmak durumundaymış. Buradan F1x'i yalnız bırak, bırakırsak büyüklüğünü buluruz F1x'imizin. Sıfırın zaten bir etkisi yok. Eksi 4.2 de karşıya e, işaret değiştirerek geçecek. Pozitif şekilde. Dolayısıyla 4.2 geçecek. Başka bir bileşen olmadığı için F1x'imizi 4.2 kN şeklinde bulduk. Aynısını Y eksenindeki bileşenler için yapalım. Birinci kuvvetimiz için F1Y var. Ne olduğunu bilmiyoruz. F1Y artı burada eksi 3'ümüz var. F2'den gelen. Eksi 3 artı burada da artı 5.6 var. Artı 5.6 eşittir. 0 eşit olacak. Buradan da F1y'yi bulacağız. F1y'yi yalnız bırakırsak öncelikle şu ikisinin toplamını yapalım. O da 2.6 olur. Eşitliğin karşısına işaret değiştirerek geçecek. Dolayısıyla eksi -2.6 kN şeklinde geçecek. Artık ben F1'imizin x bileşen işletini ve y bileşen işletini biliyorum. Dolayısıyla hemen kartezyen formda yazayım F1'imizi. X bileşeni 4.2. Y şapka. Y bileşeni X 2.6. x 2.6. J şapka şeklinde ne yaptım? F birimizi kartezen formda yazdım. Birimini unutmayalım. Kilo şeklinde. Bizden istedi de artık F birimizin büyüklüğü ve teta doğrultusu. F birimizi büyüklüğünü hemen bulalım. Kök içerisinde 4.2'nin karesi artı eksi 2.6'nın karesi hesap makinesi yardımıyla hesaplarsak 4.2'nin 4.2'nin karesi artı eksi 2.6'nın karesi kök içerisinde 4.94 şeklinde şiddetimizi buluyoruz. 4.94 birimi de kilonewton şeklinde F1'imizin şiddetini bulduk. Şimdi doğrusunu bulalım. Doğrusunu bulmak için kartezyen vektörü kullanarak F1'imizi önce x, y düzleminde bir belirleyelim. x y e, x bileşen pozitif yönde? 4.2 gösterelim. 4.2 y bileşeni ise eksi eksi 2.6 şeklinde gösterelim. Paralel kenar yöntemiyle F1'imizi şu şekilde ifade edelim. Bizden tet açısını istemiş. Eğer doğrusunu isteseydi x'in sağ x ekseninden saatin tersi yönünde. Yani şu açıyı bulacaktık. Ama bizden teta'yı istemiş. Teta doğrusunu olmalıdır? E, teta'yı işin içine katmayıp kuvvetin doğrusunu olmalıdır diye sorsaydı x ekseninden ne yapacaktık? Saatin ters yönündeki açıyı alacaktık. Onu da 360'tan teta'yı çıkartarak da bulabiliriz. Ama bizden şimdilik teta istemiş. Sadece teta'yı bulacağız. Dolayısıyla teta tanjant fonksiyonunu kullanarak bulabiliriz. Teta'nın tanjantı karşı bölü komşu olacak. Karşısında ne var? 2.6 var. 2.6 şiddetinde. Eksi 2.6. Hemen hesaplayalım. Tanjant teta eşittir. Eksi 2.6 bölü 4.2 şeklinde. Artanjant fonksiyonumuzla tetamızı bulalım. Teta'mız dolayısıyla eşittir. Artanjant eksi 2.6 bölü 4.2'ye hesap makinesi yardımıyla hesaplayalım. Shift tanjant eksi 2. Shift tanjant eksi 2.6 Bölü 4.2 Eksi 31. 76 Teta'mız Eksi 31. 76 derece olarak bulduk. Buradaki eksi yani saatin ters yönde olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla pozitif yüklüğünü alırsak Teta'mız 31.76 derecedir. Bu şekilde sorumuzu çözdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.